Şimdi bak Burcu, bu Ekrem İmamoğlu'nun gezisi ve sonundaki bu fotoğraf, hani biz her bayram güzel güzel bayram geçiririz. Bayramın sonunda ağır bir trafik kazası bilançosuyla karşılaşırız. Aslında herkes böyle oldu. Yani güzel bir bayram, güzel bir gezi geçiyormuş gibi ederken feci bir trafik kazasıyla karşılaşmış gibi oldular. Yani insanlar için çok büyük hayal kırıklığı oldu. Ekrem İmamoğlu için mücadele eden insanlar açısından büyük hayal kırıklığı. Ama benim için sürpriz olmadı. Ya bunu bütün kalbimle söylüyorum. Çünkü ben yıllardır zaten medyadan ambargo yememin, sansürlenmemin, televizyonların bana yasaklanmasının falan, hatta kendi çalıştığım gazetede bile benim aleyhime yayınlar çıkmasının sebebi, yıllardır anlatmaya çalışıyorum ki bağımsız medyaya rutubet gibi sızan mutant gazeteciler. Bağımsız medyaya sızan mutant Rutubet gibi sızan. rutubet gibi. Hissetmezsin. Bağımsız zannedilen medyada AKP'ye karşı olan vatandaşlara yalan söylendiğini ben söylüyorum zaten yıllardır. Dolayısıyla bu fotoğraf benim için hiç sürpriz olmadı. Aksine yıllardır anlatmaya çalıştığımın topluca milletin gözünün önüne gelmesinden ben doğrusu mutlu oldum. Ne kadar üzücü. Bunların olduğunu zaten yıllardır söylüyorum. Yıllardır sesimi kesmeye çalışmaların sebebi bu. AKP medyasından daha fazla bağımsız medyada saldırıya uğramamın sebebi zaten. Şimdi Ekrem İmamoğlu açısından gelirsek, mesela Murat demiş ki 200-300 gazetecinin işte bu gazeteci dedikodusu, biz çok ilgilenmiyoruz bunlarla falan demiş. Şimdi burada bir yanlış anlaşılma var sanırım. Çünkü bu bir gazeteci meselesi değil. Mesela orada balyoz sanıklarının eşleri gaziler yararına marif takvimine soyunsun diyen var orada. Kumpas sanıklarının, Atatürkçü madalyalı subaylarımızın eşlerine gitsinler takvime soyunsunlar, Pirelli kızı gibi olsunlar diyen var orada, o fotoğrafta. Yarbay Ali Tatar gibi namuslu ve kahraman subaylarımız canına kıyarken Kaşif Kozinoğlu gibi yurtseverler hapiste öldürülürken, Kozmiko'da soyulurken alkışlayanlar var orada, o fotoğrafta. Mehmet Haberal gibi, Erol Manisalı gibi, Türkiye'nin değil dünyanın saygı duyduğu bilim insanlarımız Silivri'de esir tutulurken, Türk Silahlı Kuvvetleri PKK tanık, Türk Silahlı Kuvvetleri sanık yapılırken, Silivri'de yatırılırken, AKP'nin Adalet Bakanı ile beraber Silivri'ye gezmeye gidip Silivri çok medeni bir yer diye yazanlar var orada. Bu gazeteci meselesi değil. Kumpas davaları, Ergenekon iftiralarını yazanlar var orada. Unuttuk mu zaten? Atatürk'e diktatör var diyenler var orada kardeşim. Atatürk benim atam falan değil diyenler var orada. Yetmez ama evetçiler var orada. Milletin orasına koyacağını söyleyen müteahhite güzellemeler yapanlar var orada. Kardeşim. Bu ülkenin rejiminin değişmesine sebep olan Ekmelettin İhsanoğlu'nun basın danışmanı var orada.
Atatürk hakkında idam fetvası veren Mustafa Sabri'nin ayağının dibinde yatan adamın oğlunu Ekmelettin İhsanoğlu. Atatürkçü diye bu millete kakalayan var orada. Tayyip Erdoğan'ın peygamber soyundan geldiğini, kan bağı olmadığını ama peygamber karakterine sahip olduğunu yazan var ya orada. Tayyip Erdoğan'ın danışmanı olan var orada. Tayyip Erdoğan'ın danışmanı iken namuslu gazetecilere yasaklar getirenler var orada. Şimdi insan merak ediyor. Sen niye oradasın? Benim için hiç sürpriz olmadı. Yıllardır zaten bunu anlatıyorum. Ama mesela Sözcü gazetesinin sahibi, benim patronum, namuslu gazetecilik yaptığı için, namuslu gazetecilerin özgürce yazmasını sağladığı için yurt dışında yaşam, sürgün yaşamak zorunda kalan Burak Akbay'a ben üzüldüm doğrusunu istersen o fotoğrafı. Gazetecilik yaptığı için, bak, millet yararına gazetecilik yaptığı için hapse atılan, kurşunlanan ve yurt dışında sürgün yaşamak zorunda kalan Can Dündar adına ben gerçekten üzüldüm. O fotoğrafı ben o fotoğrafa baktım, inan hiç sürpriz olmadı ama ya kardeşim bu ülkede yaşadıklarını gördüğünden kahrından ölen, bak, kahrından kanser olup ölen Bekir Coşkun abim için üzüldüm. İnsan bunu yapar mı? Şimdi bak, benim için sürpriz değil. Bağımsız medyaya rutubet gibi sızan mutant gazeteciler var diye söylüyorum. Günü geldiğinde bunlar kalpak da takar diyor. Israrla söylüyorum. Bak lütfen Burcu. Ya kamuoyu tarafından dürüst bilinen ama çantacı gazetecilerle program yapan, çantacı gazeteciler arka çıkanlar var bu ülkede. Kendisi çalmayan ama çaldıran maestro gazeteciler var. Maestro çalmaz ama çok güzel çaldır. Araştırmacı dürüst falan diye bilinen ama Kandil Dağı'nda terör örgütü lideri Murat Karayılan'la poz veren yan yana İnsanlarla beraber program yapanlar var ya. Bağımsız dediğimiz medyada oluyor. Namuslu bağımsız denilen medyada ya belediyelerden para alarak program yapanlar var kardeşim. Ve bugün mesela dikkat edin. Bakın neler yaşanıyor Türkiye'de. Bunca hadise. Ümit Özdağ meselesi, işte Ekrem İmamoğlu meselesi. Ölü balık taklidi yapan gazeteciler. Her boka tweet atıp bu konularda cık çıkarmayan gazeteciler. Yıllardır bunu söylüyorum. Bağımsız denilen medya organize ediyor. Ekrem İmamoğlu, Ekrem Başkanımız için de kendisine oy vermiş, kendisini yani çok destekleyen bir yurttaş gazeteci olarak söylüyorum. Murat Ongun zaten sıvamış da işte o bizi ilgilendirmiyor ne dedikleri falan demiş ama Ekrem Başkan diyor ki bu tepkiler üzerine herhalde bir açıklama yapmak ihtiyacı hissetmiş. Bana muhalif olan gazetecileri çağırdım ki diyor kendimi anlatayım diye. Değil mi? Böyle diyor değil mi? Peki kardeşim çağırmadıkların senin yandaşın mı? Yani o otobüste olmayan namuslu gazeteciler, yandaş gazeteciler. O otobüste olanların asla söylemeyeceğini Ekrem İmamoğlu'na ben söyleyeyim. Allah uzun ömür versin. Çok uzun yıllar bu ülkede siyaset yapacak.
Ama bu fotoğraf siyasi hayatının sonuna kadar karşısına çıkacak.